Günaydın arkadaşlar. Duyabiliyor musunuz beni? Günaydın hocam, duyabiliyoruz. Günaydın. 2 dakika bekleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi biz gelişinden devam edeceğiz dedik. Notları açalım. Siz de isterseniz önünüzdeki notları açabilirsiniz aynı şekilde. Şimdi biz Erikson'a geçen hafta geçiş yaptık. Erikson'u size kısmen anlattım. Teyit amaçlı soruyorum. Sanki bağlanmayı anlattım. Doğru mu hatırlıyorum arkadaşlar? Evet hocam. Yetişkinlerde Değil mi? bağlanma. Yetişkinlerde bağlanmayı da anlattık. Bebekle anne arasında olan ilişkiden bahsettik önce. Şu tabloyu anlattım size. Güvenli, güvensiz bağlanmalar var. Güvensizin çeşitleri vardı. Kararsız, kaçınan, organize olmayan diye. Kararsızın çok adı vardı, bunu unutmayalım. İşte dirençli, çelişkili, ikircikli gibi isimleri var. Ona yetişkinlerde bağlanmayı anlattım. Bu annenin dışında olan kişileri daha çok kastediyor demiştik. Güvenli bağlanan kişiler hem kendine hem başkasına değer veriyordu. Kayıtsız bağlanmış insanlar kendilerini değerli, kendilerini beğenen, kendilerine çok anlam yükleyen, karşı tarafı ise değersizleştiren ve anlamsız gören kişileri anlatıyordu. Saplantılı bağlanma, bunlar yetişkinlerde sıkıntılı demiştik hatırlıyorsanız. Yani bu cinayetler vesaire genelde bu saplantılı bağlanmalar tarafından işleniyordu. Kendini değersiz, karşı tarafa çok yüksek ve yüce bir anlam yüklemişti. Ve korkulu bağlanma vardı. Korkulu bağlanma hem kendini değersiz hem karşı tarafı değersiz hissedenler. Bu bağlanmaya dikkat edelim. Yetişkinlerde bağlanma 2018'de, çocukla anne arasındaki bağlanma da 2019'da KPSS tarafından soruldu. 2020'de çıkmadı ama son 3 yıla baktığınız zaman 2 tane bağlanma ile ilgili soru görmüşüz. 2 tane bağlanma ile ilgili soru görmüşüz. Şimdi ikinci döneme geldik biz. İkinci dönem, Erikson'un ikinci dönemi Freud'un anal dönemiyle eşleşir. Yani zaten bunu biliyorsunuz. Erikson kuramını oluştururken Freud'un kuramından esinlenmiş temelde. Freud'un kuramıyla aynı yaş periyotlarını kullanmış ve epigenetik bir sıra izliyor demiş. Yani dönemlerin sırasını kimse değiştiremez. Şimdi özerkliğe karşı kuşku, utanç, Freud'un anal dönemindeki tuvalet eğitimine önem verdiği dönemdeki aynı yaş periyodunu anlatıyor. 1,5-3 yaş. Şimdi 1,5-3 yaş arasındaki bir çocuk, dikkat edin, bakın 1,5-3 yaş arasındaki bir çocuk, bu döneme sınav bayağı bir soruyor. Artık kendi başına başkalarının yardımı olmadan yürüme isteğinde ve yine kendi başına başkalarının yardımı olmadan öz bakımını sağlamak istiyor. Yani ne demek öz bakım? İşte kendi kıyafetini kendisi giymek istiyor. Kendi saçını kendisi taramak istiyor. Atıyorum, yatağa kendi başına çıkmak istiyor. Sen gelip onu yatağa çıkarttığında tepki veriyor. Bırak ben kendi başıma yapacağım moduna giriyor. Bunun temel sebebini iyi irdeleyin. Bunun temel sebebi şu. Zaten çocuk, bakın, şu dönemde, yani 0-1,5 yaş arasında temel güven döneminde hep anneye tabiydi. Yani çocuk kendi başına hiçbir şey yapamıyordu. Kararlarını annesi alıyordu. İşlerini annesi yapıyordu. Annesinin yardımı olmadan ilk 1-1,5 yıl hiçbir şey yapamayan bir çocuk vardı. Fakat 1,5 yaşından sonra çocuk artık farklı bir şey keşfediyor. Cezbedici ve farklı bir şey keşfediyor. Ve bu dönemdeki çocuk artık diyor ki, ben kendi işimi kendim yapmak istiyorum. Bana eskiden olduğu gibi bebek gibi davranmayın. Ben artık belli başlı işleri sen olmadan yaparım.
O yüzden insanoğlunun hayatında ilk defa tek başına iş yapmanın tadına vardı. Bu döneme Erikson özerklik demeyi, yani özerklik bağımsızlık, tek başına, kendi başına iş yapma kabiliyetinin geliştiği kritik dönem olarak adlandırılıyor. Bu dönemdeki çocuk kendi başına iş yapmak isterken ebeveynin tutumu çok önemli. Yani kendi başına iş yapmak isteyen bu çocuğun bu isteğine nasıl yaklaşacak? Erikson diyor ki bu dönemde çocuğun yardımsız iş yapma talebini reddetmeyin. Belli başlı da olsa çocuğa bağımsızlık, özerkliği tattırın. Ne demek istiyorum? Mesela çocuk salondaki kanepeye kendi başına mı çıkmak istiyor? Bırakın, müsaade edin uğraşsın. Alıp kendiniz koymayın. Veya ayakkabısını kendisi mi giymek istiyor? Veya saçını kendisi mi taramak istiyor? Bırakın kendi başına biraz uğraşsın. Hocam yapamazsa hayal kırıklığı yaşar. Hayal kırıklığı yaşamaz. O deneme yanılma yapıyor orada. Keşfetmeye çalışıyor. Kendi başına neyi yapıp neyi yapamadığına karar veriyor. Fakat çoğu ebeveyn şöyle yapıyor. İşte işe geç kaldım, seninle mi uğraşacağım diyor. Çocuğa işte bir tane şaplak patlatıyor sırtına vesaire, kafasına, giy bunu, hadi dışarı çıkıyorsun diyor. Çocuk bu durumda kendi başına iş yapamazsa kuşku ve utanç duyacak ileride yeteneklerinden. Ve ileride fikri hür ve bağımsız bir çocuk olamaz. Kuşku ve utanç duyar fikirlerinden. Tek başına adım atarken hep kuşku içinde olur. Yani bu dönemin en önemli sorunu ileride tek başına adım atamayan, fikirlerinde bağımsız olamayan, hep başkalarına ipotekli bireyler haline getirirsiniz. Bu tarz çocuklar var. Mesela üniversiteyi kazanıyor çocuk. Tek başına hiçbir şey yapmamış şimdiye kadar. Bu çocuğun ailesi de üniversiteyi kazanan çocuğun kazandığı üniversitenin iline taşınıyor. Çünkü çocuk hiç tek başına kalmamış. İlla birisi yanımda olsun, illa o benim adıma bir işleri yapsın istiyor. Bakın burada dikkat edin, sınav bu tarz çok soruyor. Çok önemli bir yer burası. Şunu biraz da büyütüyorum, dikkatli olun. Şimdi bu dönemin en önemli sorunlarından birisi şu ebeveyn tutumu. Aşırı koruyucu ebeveynler, bakın aşırı koruyucu ebeveynler her dönemde sorun yaratır elbette. Ama özerkliğe karşı kuşku, utanç dönemindeki kadar sorun yarattıkları başka bir dönem yok. En fazla sorunu bu dönemde yaratırlar. Niye? Şimdi çocuk tek başına bir iş yapmak istiyor bu çağda. Fakat çok da dengeli değil, daha yürümesi, psikomotor koordinasyon sorunları yaşıyor elbette bu yaşta. Ama bu tutum öyle bir tutum ki çocuğun bu özellik araçta, aman sen kaydıraktan kayarken elimi tut. Aman merdivenden yürürken kucağıma gel. Dışarı çıkıyorsun, hava soğuk, 3 tane atkı doğdum boynuna. Gibi bir tutum. Yani çocuğa çok kıymet veriyor, aşırı kıymet veriyor. Fark etmeden çocuğa zarar da veriyor. O zaman aşırı koruyucu bir ebeveyn çocuğun tek başına iş yapma becerisini geliştirmez. Yani özerkliğe katkı sunmaz. Bak dikkat edin, bağlantı yakalıyoruz. Aşırı koruyucu bir ebeveyn Erikson'un bu döneminde özerkliğe değil, kuşku ve utancı. Çünkü böyle çocuk yetiştirirseniz, her işi onun adına sen yaparsan, merdivenden sen yürüme ben kucağıma alayım, kaydıraktan kayarken elimi tut diye çocuk yetiştirirseniz, o zaman bu çocuk tek başına hiçbir iş yapamadığı için kritik evrede böyle bir kabiliyet, böyle bir kişilik özelliği ortaya çıkmaz. Kuşku ve utanç duymaya başlar ilerleyen zamanlarda. Ha, aşırı koruyucu ebeveyn aynı zamanda bu dönemde, şunun da bağlantısını yakalayalım. Aşırı koruyucu ebeveyn bu dönemde dıştan denetimli çocuklar yaratır. Yani içten denetimli değil, dıştan denetimli çocuklar yaratır. Ne demek dıştan denetimli? Yani ben kendi başıma karar almıyorum. Benim kararımı sen al. Hani böyle arkadaşlarınız olmuştu mesela, ne yapalım falan diyorsun. Kendi başına bir şey yapmıyor. Siz nasıl isterseniz ben size uyarım. Yani bu deneme, benim fikirlerim hür değil. Size bağlıyım ben. İpotekliyim. Özerk bir yapım yok. Kararlarımda özerk bir yapım yok demek istiyor. O yüzden unutmayalım. Biz içten denetimli çocuklar isteriz. Ama içten denetimli çocuklar aşırı korumayla olmuyor. Yani kararlarını kendi alabilen, kendi ayakları üzerinde durabilen bir çocuk istiyorsan aşırı koruyucu ebeveynden uzak duracaksın. Dıştan denetimli çocuk yaratır, yoksa içten denetimli, kendi kontrolünü sağlayan çocuk yaratmaz. Şimdi size bir örnek vereceğim. Böyle bir soru henüz sınavda çıkmadı. Nasıl davranmamız gerektiğini de anlamış olacak. Şimdi saat akşam 8 oldu. Annesi çocuğa diyor ki
Çocuğum diyor, saat 8 oldu. Tıpış tıpış uykuya gidiyorsun diyor. Bak şimdi dikkat edin buraya. Çocuğa tıpış tıpış uykuya gidiyorsun derken senin adına kararı ben aldım, benim dediğimi yapacaksın. Fakat bu dönemdeki çocuk, 2,5-3 yaşındaki bir çocuk, annesinin kendi kararını almasına tepki verir. Şöyle düşünün, aa der, birisi benim yerime uyku saatimi belirlemişler. Uykusu olsa ve uyumak istese dahi uyumaz. Uyumuyorum der. İnatlaşır, kavga eder. Mesela anne burada ne yapabilir be baba? Çocuğu döver, zorla alıp uyutur. O zaman kuşku ve utanç yaratır. Peki şöyle yapsaydık, bak çok dikkat edin bu dediğim şeye. Saat 8 oldu, tıpış tıpış uykuya gideceksin demek yerine. Kızım, bugün hangi bebeğinle uyumak istersin diye sorsaydınız. O zaman çocukta şöyle bir şey gelişecek. Aa, kararı bana bıraktı. Ben de özerk bir çocuğum, bu dönemde özerkliği yaşıyorum. O zaman hangi bebeğimle uyumam gerektiği konusunda bir düşüneyim deyip uykuya geçiş aşaması hem anne için problemsiz hem çocuk için problemsiz olabilir. Dolayısıyla bu tarz şeylerle, ha çocuk gene uyumak istemeyebilir, başka bir alternatif sunacaksın ona. Yani dayatmayacaksın fikrini. Veya al bu kazağı giy. Giymiyorum diyecek. Niye giymiyor? Çünkü sen seçtin diye giymiyor. 5 kazak göster. Bugün hangi kazağını dışarı çıkarsan daha güzel görüleceğini düşünüyorsun. Yani kararı ona bırakıyormuş hissiyat ama gene kazak gelir tabii ki. Yani kısa kolluyla dışarı çıkmayacak. Yine senin dediğin oluyor. Uykuya gidiyor tabii ki. Ama kararı o almış hissi vererek uykuya gidiyor. Dolayısıyla bu dönemde fikirlerinizi, kararlarınızı dayatmayın. Çocuğa tercih imkanı sunup o bölümde özellik sağlayın. Yoksa çok aşırı özellik de iyi değil. O zaman ileride kimsenin fikirlerine danışmayan bir çocuk olur. Yani sınırsız bir özgürlük verirseniz o zaman da seni parmağında oynatır. Bakın ben ne diyorum? 5 kazak içinde hangisini seçmek istiyorsun? Yani 5 kazakla sınırlıyorum olayı. Veya uyuyacaksın ama hangi bebeğinle? Yani uyuman kesin. Dolayısıyla bu dönemde abartıya da kaçmayın. Her şeyi de ona sormayın. O zaman da abartılı bir özellik geliştirirseniz biz bunu da istemiyoruz. İleride kimsenin tecrübesinden faydalanmayan her şeyi ben bilirim modunda bir çocuk. Şimdi dikkat edin. Bu dönemin tiyolarını size vereceğim. Yani sorularda bu dönemin tiyoları ne olabilir? Bütün dönemlerde olduğu gibi yaşı verebilir. Yaş çok iyi bir tiyo. Çünkü söylemiştik bunu, bir daha söylüyorum. Erikson'un dönemleri epigenetiktir. Yani sırasını bozamazsınız. Sırası aynıdır. Değiştiremezsiniz. Herkes 2 yaşında özellikle yaşar. Sen de yaşadın, ben de yaşadım. Başka bir evre yaşayamayız. 2. Yardımsız bir iş yapmak isteyen çocuk anlatabilir. Yani bırak elimi, kaydıraktan ben kayarım. Elimi tutma, ben kendim salıncaktan sallanacağım. Beni kucağına alma, ben kendim yürüyeceğim. Yani beni elleme, tek başına bırak modunda bir çocuk anlatabilir. Bu özellik evresinin iyi bir CEO'su olur soruda. Ve 3, bunu son yıllardan çok bunu veriyor. Aşırı koruyucu bir ebeveyn anlatabilir. Aşırı koruyucu bir ebeveyn Erikson'un hangi psikososyal kriz evresinde en büyük arızayı çıkarır diyedir. Aşırı koruyucu ebeveyn her dönemde sorun olsa da en büyük arızayı bu dönemde çıkarır. Çünkü aşırı koruyucu ebeveynler çocuklarının kendi başına, tek başına adım atmalarını istemiyor, engelliyor. Bu da onlarda kuşku ve utanç yaratır. Evet, çıkmış bir sorumuz var. Mutlukan bize okusun. 2,5 yaşındaki Gökdoğan'ın anne ve babasının kaygı düzeyi yüksektir. Anne ve babası düşüp yaralanmasından ve hasta olmasından endişelendikleri için onun davranışını kısıtlamaktadırlar. Erikson'a göre bu tutum aşağıdakilerin kişilik özelliklerinden hangisini geliştirir? Tamam, teşekkürler. Şimdi şöyle, Göktuğ'la ilgili burada mesela size verdiğim 3 tane ipucu var ya, bunlardan bir kısmını vermiş. Mesela yaşı vermiş, 2,5 yaş. Epigenetik bir sıra izlediğine göre 2,5 yaşındaki herkes aynı dönemi yaşar. Başka, anne babası düşüp yaralanmasından çok korkuyor. Aman çocuğumuza bir şey olur gibi üzerine titriyor belli ki. Aşırı koruyucu bir ebeveyn anlatmış. O zaman böyle bir tutum
Erikson'un özellik duygusunu değil, kuşku ve utanç duygusunu geliştirir diye bir soru sormuş. Cevabını bu yüzden Adana çıkmadı. Mesela eski bir sorusu şöyleydi. Bir çocukla işte annesi parka gidiyorlar. Fakat bu anne çocuğun düşmesinden dolayı çok tedirgin. Yine aşırı koruyucu bebeğin. Ve bu çocuk kaydıraktan kayarken annesi de yanında. Zaten fark ettiysen parklarda böyle panik anneler oluyor böyle. Bazı anneler rahat, çocuk oynuyor, koşturuyor. Bazıları çok panik. Aşırı koruyucu anne o işte. Şimdi o anne çocuk böyle kaydıraktan kayarken diyor ki çocuğum evladım elimi tut da beraber kayalım falan diyor. Çocuk diyor ki bırak diyor elimi tut ben kendim kayarım. İşte çocuğun bırak elimi tutma ben kendim kayarım ifadesi Erikson'un hangi psikososyal kriz evresinde olduğunu anlatır dedi. Orada bakın gene aynı şey. Aşırı koruyucu anneyi vermiş ve yardımsız iş yapmak isteyen çocuk var bu sefer. Bırak elimi tutma. O zaman tek başına ise özellik anlatıyor bu gibi yorumlar yapacak. Evet, anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Şu üç tane tiyoyu isterseniz siz de bir yere not alabilirsiniz. Yaş. Yaş her şey için tiyo zaten. Her dönem için. Yardımsız. Aşırı koruyucu. Yani bu üç tanesinden biri ikisini zaten veriyor mutlaka. Son yıllarda aşırı koruyuculuğu veriyor. Oradan soruyu özelliğe bağlıyor. Hangi evrede sorun yaratıyor gibi bir soru soruyor. Mesela şöyle sorarsa özellik döneminde çocuğa nasıl yaklaşmalıyız? En uygunu nasıl olur diye sorarsa şu yanıtı vermeniz lazım. Çocuğa belli sınırlar çerçevesinde karar alma. Kendi kararlarını alma özgürlüğü tanıyacaksınız. Bu dönemin en önemli özelliği işte beş kazak göster hangisini giymek istersin diye sorar. Mesela şöyle bir soru sorsa, temel güvene karşı güvensizlik döneminde ebeveynin yapması gereken davranış ve tutum şekli nasıl diye sorsa, orada şöyle anlatmıştım hatırlarsanız. Şu üç kuralımız vardı. Tutarlı bakım, sürekli bakım, aynı kişi bakacak. Yani çocuğu terk etmeyeceksin dedik, sürekli olacaksın. İki ay sen bak, iki ay yok olduğun gitti yok. Tutarlı olacaksın, bir öyle bir öyle yok. Ve mümkünse hep aynı kişi bakacak demiştim. Yani bu dönemin altın kuralları bunlar. Özellik döneminin altın kuralları da aşırı korumacıdan uzaklaşıp kendi kararlarını kendileri almasını belli bir sınır çerçevesinde sağlayabilir. Evet, sorusu olan takıldığınız bir nokta varsa sıcağı sıcağına sorun arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Şimdi geldik 3. evreye. Girişimciliğe karşı kuşku ve utanç. Pardon, girişimciliğe karşı suçluluk. Şimdi bu dönemin şöyle bir özelliği var. Önce onu söyleyeyim. Şimdi Erikson'un toplamda 8 dönemi vardı. Freud'un 5 dönemi vardı. 18 yaşa kadar hapsettiği için. Erikson hayat boyu dediği için 8 tane dönemi var. Şimdi Erikson, dikkat edin. Erikson'un bu 8 döneminin hepsinden çıkmış KPSS sorusu var. Fakat ilginç bir şekilde girişimciliğe karşı suçluluktan şimdiye kadar bir tane bile çıkmış soru. Yani hepsini 1-2 defa sormuş. Bunda mesela özelliği 6-7 kez sormuş. Ama girişimciliği hiç sormamış. Bunu da tabii beklediğimiz gibi okul öncesi ÖABT'de sordu. Çünkü tam da okul öncesi yaşını anlatıyor 3-6 yaş. Orada sormadı. Beklenen bir şey zaten. Ama henüz sormadı. Bize sormadı. Şimdi bu dönem çocuğu oyun çocuğudur aynı zamanda. Çok daha fazla oyun oynamayı alışkanlık edinen çocuk burası. Şimdi bu dönemdeki muhabbete bakalım. 3-6 yaş diyor. Yani çocuk 4-5 yaşında artık. Özellik döneminde olduğu gibi işleri ben yapayım, tek başıma yapayım. Bu benim için çok önemli, heyecan verici bir şey modu bitti. Çünkü zaten artık 4-5 yaşında çoğu işi kendisi yapıyor. Tuvaletini bile tutmayı başardı. Tuvalete kendisi gidiyor. Banyosunu kendisi yapmaya çalışıyor falan. O heyecan bitti. O ilk heyecan. Ben tek başıma bir şey yapacağım heyecanı 1,5-3 yaşın heyecanı. Bu bitti. Şimdi bu dönem çocuğu başka bir şeyin peşine düşecek. Başka bir kişilik özelliği gelişecek. Önce şunu biliyoruz. Bu dönem Freud'un fallik dönemiyle eşleşir. Şimdi fallik dönemi hatırlarsanız Freud da, burası önemli, çocuklarda bir merak duygusu olduğunu söylüyordu. Freud da söylüyordu. Yalnız Freud fallik dönemdeki merak duygusunu sadece karşı cinsi merak ediyor gibi bir
kısmında irdelemişti. İşte Oidipus kompleksi vardı, Elektra kompleksi vardı. Karşı cinsi merak ettiği için anneye babaya hayranlık demişti. Şimdi tabii Erikson'un kuramının adı psikososyal ya, daha sosyal açıdan bakıyor. Daha farklı açıdan, daha kültürel açıdan bakıyor. Erikson'un buradaki merak duygusuna, Freud dediği merak duygusuna katıldığını bilir. Ama Erikson diyor ki bu çocuk sadece karşı cinsi merak etmiyor. Hayatta olan biten her şeye dair bir merak duygusu var. Bakalım haklı mı? 3-6 yaş çocuk grubunu düşünüyorum, 4-5 yaşında bir çocuk. Hakikaten de meraklı. Doğru. Yani bakıyorsunuz bu yaş grubu çocuklar çok fazla etrafı karıştırıyor. Çok fazla soru soruyor. Çok fazla milletin ne yaptığını izliyor ve takip ediyor. Harbiden de meraklılar. Burası doğru. Şimdi burada çocuk meraklı ve araştırma içindeyken, yani araştırıyor, inceliyor, kurcalıyor, çekmeceleri açıyor, kapatıyor falan. Biz ne yapacağız? Yani ebeveyn olarak biz ne yapacağız? Çocuğun şöyle düşünün, meraklı olduğunu üç şekilde anlarsınız. İşte soru sorabilir. Bu çok revaçta örnek olur, soru sorması. Etrafta olan biteni izleyebilir. Bir de özellikle tek başına odasında sesi falan çıkmıyorsa bir kontrol etmekte yarar var. Etrafı karıştırıyor olabilir. Yani çekmeceyi açmıştır, bir şeyleri makasla kesmiştir, bir şeyleri üstüne bantlamıştır falan. Merak ediyor. Acaba ben bunu makasla kessem, üzerine bantlasam ne olur diye merak duygusuyla buluyor. Şimdi çocuk burada meraklıyken, dikkat edin meraklıyken, eğer şöyle olursa mesela çocuk soru soruyor babasına, babası diyor ki bıktım senden, ne çok soru soruyorsun, git başından, zaten ileride öğreneceksin gibi azarlar bir tutumla karşılaşırsa, ki burada da otoriter ebeveynler büyük sorundur. Yani çok çocuğu çok azarlıyor, çocuğa açıklamıyor. O zaman çocuk der ki babam ben soru sordum diye niye kızdı ve sinirlendi? Acaba soru sormak kötü bir şey mi deyip suçluluk psikolojisine girecek. İleride de anlamadığı şeyi hocasına soramayacak. Veya ileride bir arkadaşıyla tanışmak için adım atamayacak. Veya herhangi bir konuda araştırma yapmayacak. Meraklı olmayacak yani. Şöyle değerlendirsem de hiç bunu ezberlemeyin. Bu dönemin temel kelimesi merak. Mesela şu zamanda günümüzde meraklı bir yetişkin hepimiz tanıyoruz. Meraklı yetişkinler mesela trafik kazası olduğunda çok fazla gözüküyorlar. Mesela trafik kazası oldu, meraklı bir yetişkin ne yapıyor? Geliyor hemen soru soruyor oradaki esnafa. Nasıl oldu kaza? Kim nereden çarptı diyor. Ya da izliyor, olay yerinden ayrılmıyor. Yani böyle meraklı olmak, izlemek, takip etmek, soru sormak bunlarla daha çok ilişkilendirilmelidir her zaman sorularda. O yüzden bu dönemdeki çocuklar da nasıl ki meraklı bir yetişkin soru soruyor, araştırıyor, inceliyorsa o da öyledir. Fark etmişsinizdir, evde böyle 4-5 yaşında bir erkek çocuk var. Eve mesela muslukları tamir etmek için bir adam geliyor. Bu meraklı çocuk gidiyor adamı sıkıştırıyor. Soru soruyor, nasıl yapıyorsun amca diyor. Veya adamı izliyor, takip ediyor. Gözünü kırpmadan nasıl muslukları tamir ettiğini izliyor çocuk. Meraklı olmak, izlemek, takip etmek ve bir de yalnız kaldığında genelde etrafı karıştırmak gibi değerlendiriliyor. Şimdi acaba şunu düşünelim. Özerklik dönemiyle girişimciliğe karşı suçluluk karışır mı? Şimdi bunu bir düşünmek lazım. Aslında iyi irdelerseniz ikisinin birbirinin zıttı olduğunu fark edeceksiniz. Mesela özerklik dönemindeki çocuk aslında şunu diyor bize. Ailesine şunu diyor. Bana yardım etmeyin. Beni tek başıma bırakın. Gidin başımdan. Beni ellemeyin diyor. Girişimcilik dönemindeki çocuk ise aksine ben bir şeyi merak ediyorum, sana soru soruyorum anne, bana bunu anlat, yardım et demek istiyor. Yani ikisinin modu birbirinden zıt aslında. Şimdi size çıkmış bir sınav sorusu anlatacağım. Bu sorumuzun cevabı özerkliğe karşı kuşku utançtı. Ama girişimciliğe giden de çok insan olmalı değil. Bakın soru nasıl başlıyor? Zaten oradan bir bayağı bir kişiye götürüyor. Diyor ki 3 yaşındaki Mehmet. Ha, şimdi yaşı verdi ama vermedi aslında. Şimdi 3 yaşındaki Mehmet derken keskin bıçak verdi. 3 yaş girişimciliği mi kastediyor, özerkliği mi? Tam birinin bitişi birinin başlangıcı. O zaman yaş bitiyor, vermedi. Ha, o zaman şöyle yapacaksınız. İçeriye bakalım. 3 yaşındaki Mehmet annesinden bir omlet istiyor.
Annesi diyor ki sana omleti yapar. Neyse annesi mutfağa gidiyor omleti yapmak için yumurtaları hazırlamış. Yumurtaları tam böyle kıracakken Mehmet de iskemleye çıkmış, sandalyeye çıkmış. Diyor ki annesine, anne yumurtaları bırak ben kıracağım. Sen elleme diyor. Yumurtaları ben kendim kırarım moduna girmiş. O zaman bu çocuk sizce yardım mı istiyor, yardımsız mı yapmak istiyor? Ne dersiniz? Yardımsız yapmak istiyor. Yani diyor ki bırak beni elleme, beni elleme. O zaman bu özverilik anlatır diyeceksiniz. Yardım istemiyor. Şöyle olsa girişimcilik olurdu bakın. Yani soruyu çevirelim. Şimdi eğer çocuk yumurtayı annesi çırparken yaparken olaya müdahil olmak yerine anne nasıl yaptın bu yumurtayı, nasıl çırptın bunları, bana da anlatır mısın gibi soru sorsaydı o zaman yardım istiyor, bana anlat. Ya da annesinin nasıl yumurta yaptığını gözünü kırpmadan izliyor, anlamaya ve algılamaya çalışıyor deseydi yine yardım istiyor gibi gözüküyor. Nasıl yaptığını anlat bana moduna girmiştir. Böyle bir soru olursa o zaman girişimcilik düşünmek lazım. Zaten size bir tüyo daha vereyim. Özertliğe karşı kuşku utancı sorularında yani ikili bir ilişki varsa aileyle çocuk ya da çocuğun yanında hep birisi oluyor. Yani özertlik döneminde çocuğun yanında birisi olmalı. Tek başına olmuyor. Çünkü çocuğun yanında birisi olmalı ki çocuk şu moda girsin. Sen bırak, sen elleme, ben kendim yapacağım bu zaman. Ama girişimciliğe karşı kuşku utancı suçluluğun sorularında çocuk odasında tek başına annesi yokken bir şeyleri karıştırıyor falan diye soruyor testlerde. Yani tek başına bir şeyleri karıştırıyorsa daha çok girişimcilik, kimse yok yanında. Ama yanında birisi var, sen bırak ben yapacağım moduna giriyorsa o daha çok bize özverilik dönemini anlatmaz. Evet, ne anlatmak istediğim tamamsa diğer döneme geçeceğim arkadaşlar. Bu ikisi birbiriyle kısmen karıştırılabiliyordu. Yoksa diğerleri çok fazla karışmaz. Ya bu dönemde ne yapmamız lazım diye sorarsa ebeveynin yapması gereken doğru yaklaşım çocuğun sorduğu sorulara uygun yanıtlar verecek. Çocuğun merak ve keşfetme duygusunu karşılayacak. Mesela evde ona bir oyun köşesi yapacak. Orada çocuk özgürce keşfedecek, merakını giderecek. Ana sınıflarına giden çocuklar orada gerektiği gibi yapılıyor. Bunun ortamı var ana sınıflarında. Ama eskiden özellikle ana sınıf, ana okul yokken çocuklar evde merak ve keşfetme duygularını gidermek için belli başlı ortamlara sokulmuyordu. Yani orada mutlaka çocuğa bir oyun alanı yaratmanız lazım. İstediği gibi keşfetmesi, işte kessin, koparsın, yapıştırsın, bantlasın. O özgürlüğü ona tanımak gerekiyor. Sorduğu soruları da git başından gibi yanıtlar olmaz. Yani anlayacağı şekilde, açıklayıcı şekilde ifadeler kullanılıyor. Geçiyorum arkadaşlar ve geçen senenin sınav sorusunun olduğu psikososyal evreye geldik. Zaten bunu da çok soruyor. Evet, başarıya karşı aşağılık. Bunun bir adı daha var. Dikkat, onu söylüyorum. Çalışkanlığa karşı yetersizlik. Yani bunun iki adı var. Başarıya karşı aşağılık. Geçen sene bu adını kullandı. Ya da çalışkanlığa karşı yetersizlik diye de adlandırılır. Yetersizlik. Başka isimler kullanmıyorsunuz. Benim zikrettiğim isimleri kullanacaksınız. Şimdi 6-12 yaş. Freud'u takip ediyoruz gene aynı şekilde. Şimdi bu dönem Freud'un gizli dönemiyle eşleşiyor. Latent demiştik biz diğer adına. Hatırlayın gizli dönemi. Şöyle anlatmıştık biz gizli dönemi. İşte çocuk bu dönemde karşı cinse ilgisini kaybediyordu ilkokul yılları. Enerji vücutta belli bir organda yoktu. Erojen bölge yoktu burada, hatırlayın. Ve gizli dönemde çocuk bütün enerjisini ya ders başarısını akademik ortamda ya da temcinslerle kurduğu oyunlara aktarıyordu. Yani Freud olaya gene cinsiyetle, cinsellikle bakıyordu. Karşı cinse ilgi yok. Kayboldu, gizlendi, adı gitti. Şimdi Freud'un bu bakış açısından Erikson çok benimsememiş gibi gözüküyor. Erikson başka bir açıdan bakıyor, daha sosyal gene. Şimdi burada en önemli olan şeyi söylüyorum. 0-6 yaş arasında, 0 ile 6 yaş arasında arkadaşlar çocuk okula gitmiyor.
Yani ana sınıfı çağında ders başarısı, not falan karne yok. Akademik olarak bir yarışmacı ortam yoktu. 0-6 yaş arasında bir yarışmacı ortam yok zaten. Fakat çocuk 6 yaşından sonra 70 ve üzeri aylık çocuklar daha çok başlıyor okula. Bu çocuklar artık bir sınıfa giriyorlar. 20-25 kişi. Ve orada ister istemez bir rekabet duygusu başlıyor. Bakın burası çok önemli. Rekabet. Ev ortamında çocuk belki abisi ablası varsa o da varsa tek çocuk olabilir. Onlar da rekabet içindeydi. Ama okula gittiğinde bir otorite var. Öğretmen çok kutsal burada. Öğretmen ve altında 25 öğrenci. Siz ne kadar rekabet ettirmemeye çalışırsanız çalışın, kıyaslama yapmazsanız da yapmamaya çalışın, dikkat edin. Yine bu çocuklar birbiriyle yarışır. Mesela ilk okuma yazmayı kim sökecek? İlk hocadan yıldızlı beşi defterine kim alacak? İlk kırmızı kurdeleyi yakasına kim takacak? Gibi gibi gibi. Böyle yarışmacı ortama girecek. Şimdi bu dönemdeki çocuk ya bu arkadaşların arasından sıyrılıp başarı duygusunu hissedecek ya da herkesin kırmızı kurdelesi dururken önlüğünde o hali alamayacak. Hoca yıldızlı beş herkese vermişken, herkes okuma yazmayı sökmüşken, herkes çarpım tablosunu biliyorken bu hala yapamayacak. O zaman bunlar yeterli de ben mi yetersizim diye düşünecek. Yetersizlik yani aşağılık duygusuna kapılacak. Şimdi bu dönemde dikkat etmek lazım. En önemli ebeveyn tutumunun sorunu tabii ki burada da tahmin edebiliyorsunuzdur. Mükemmelliyetçi ebeveynler. Geçen sene böyle sordu. Bekliyorduk zaten böyle bir soru. Mükemmelliyetçi ebeveynler Erikson'un en fazla bu evresinde sorun çıkarıyorlar. Çünkü böyle bir tutum şöyle değil miydi? 90 alan çocuğa diyordu ki niye 100 almadın? Yani ben senin 90'lık kısmını değil 10'luk yetersiz olan kısmını ön planda tutuyorum diyorlardı. Eğer sen 90 alan çocuğa niye 100 almadın deyip kızarsan bu çocuk kendini hiçbir zaman yeterli görmez. Hep aşağılık ve yetersiz gibi hisseder. Bir dipnot. Bu döneme işte geçen hafta anlatmıştım. Alfred Adler'in aşağılık kompleksi dediğimiz işte üstünlük çabası dediğimiz şey vardı ya. Bu dönem Alfred Adler'in mantığına çok yakındır. Yani Alfred Adler ne diyordu? Her insan doğuştan aşağılık kompleksiyle doğar ve üstünlük arama çabasıyla hayatını devam ettirir gibi yorumlar yapıyordu. Adler'in böyle yorumları vardı biliyorsunuz. Peki burada ne yapacağız? Dikkat. Yapmamamız gerekenleri söylüyorum. Bir, çocuğu başkalarıyla kıyaslamayacaksın. İşte herkes çarpım tablosunu öğrendi, sen hala öğrenemedin moduna girmeyeceksin. İki, çocuğa mutlaka sık sık, burayı önemsiyorum, çocuklarımıza bu dönemde mutlaka hem öğretmen hem anne pekiştireç vereceksin. Çünkü pekiştireç de yıldızlı beş, işte kırmızı kurdele artı verdim falan. Çocukların bu dönemde aldığı pekiştireçler çocuklarda başarı duygusunu tetikliyor. Siz de fark etmişsinizdir. İlkokul 1'e 2'ye giden çocukların evine gittiğinizde onlar hemen odalarına gidip yaptıkları bir şeyleri getirip misafire gösteriyorlar. Bak bunu ben yaptım diyor. Yani orada o ilkokul çocuğu şunu demek istiyor daha çok sana. Bana pekiştireç ver. Bana aferin de ki ben de başarılı oldum. Ama ana sınıfı çocuğu da yapıyor tabii zaman zaman. Burada Erikson'un kastettiği şey şu. En fazla bu dönemde önemli pekiştireç. Yoksa ana sınıfında da verebilir elbette. Ama en yoğun, kişiliğe en fazla etki edecek zaman dilimi 6-12 yaştır. Sizler de hatırlıyorsunuz, ben de hatırlıyorum. İlkokul yıllarında hakikaten de öğretmenin o deftere yaptığı yıldızlı beşler falan vardı işte. 5 yapıyordu, yanına 3-4 tane yıldız yapıyordu. Bana 5 yıldız çizmiş, sana 3 yıldız çizmişse ben başarılıyım. Sen başarısızsın bana göre. Yani pekiştireç çok önemli burada. Çok çok kıymetli. Size bir tüyo veriyorum, dikkat edin. Başarıya karşı aşağılığın sorularında genelde soru içerisinde bir öğretmen figürü oluyor. Eğer soruda öğretmen varsa bu dönemi anlatsa kesin. Niye derseniz ispatlayalım. Şimdi 0 ile 6 yaş arasında öğretmen yok. Ana sınıf öğretmeni not vermiyor bakın. 12 yaşından sonra da ergenliğe giriyorsun. Öğretmenden ziyade akran grubu ilişkileri ön plana çıkıyor. Yani öğretmenin yaptığı ve söylediği ile veya yapmadığı veya söylemediği ile ön planda olduğu dönem ilkokul öğretmeni. 6-13 yaş.
O yüzden bir öğretmen anlatıyorsa daha çok kafamız buraya gitmedi. Sınıf öğretmeni anlatıyorsa kafamız daha çok bu döneme gitmedi. Mesela şöyle bir sorusu var sınavın. Diyor ki ilkokul 3'e giden, 4'e giden bir çocuk fen bilgisinde bir proje yarışmasına katılır. Ve bu proje yarışmasının öğretmenleri tarafından beğenilip okulda ilk 3'e dereceye gireceğinden çok emindir. Yani diyor ki pekiştireç alacağından çocuk çok emin. Beğenecekler beni diyor. Fakat çocuğun bu yaptığı proje ilk 3'e ve dereceye giremeyince çocuk büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp eve üzgün bir şekilde gider diyor. Çocuğun yaşadığı bu durum Erikson'un hangi psikososyal kriz devresine vurgu içerir diye sordu. Okula gidiyor, yaşı vermiş. Bir ürün ortaya koymuş, ödül bekliyor mantığı var. Pekiştireç vurgusu yapmış. O zaman direkt cevabımız başarıya karşı aşağılık olur. Evet. Çıkmış bir sınav sorumuz var. Bunu bize kim okuyabilir? Ümit okuyabilir mi? Sesi yok herhalde. Erdem okuyabilir. Tabii hocam. Çocuk için kendisine verilen görevi yerine getirebilmek çok önemlidir ve bunun üstesinden nasıl geleceğini öğrenmeye çalışır. Sürecin olumlu sonuçlanabilmesi için çaba harcar. Ödevleri için de benzer bir süreç söz konusudur. Böyle bir durumda çocuğun kendine ve yeteneklerine karşı olumlu bir tutum geliştirilmesi için ebeveynleri ve öğretmenleri tarafından desteklenmesi gereklidir. Tersi bir tavırla yaklaşıldığında çocuğun kendisine karşı olumsuz tutum ve yetersizlik düşüncesi geliştirmesine neden olabilir. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre yaşanabilecek bu krizi içeren dönem aşağıdakilerden hangisidir? Çok net ipuçları var arkadaşlar. Kelimesini bile kullanmış zaten. Aşağılığın diğer adı yetersizlik demiştim size. Ödevler, ödev falan diyor. Yani ödev dediğimiz şurup 1,5-3'er çözün ödev verilmez. Desteklenmesi gerekir diyor. Şu ifade çok önemli. Öğretmen gene kullanılmış. O zaman bu dönem yani yetersizlik adı bile var. Bu 2018'de çıkmış KPSS sorumuzdu. Cevap başarıya karşı aşağılık veya yetersizlik. Geçen sene de mükemmelliyetçi bir ebeveyn verdi. Mükemmelliyetçi bu ebeveynin tutumları hangi psikososyal evrede arıza çıkarır gibi bir soru sordu. Yine aynı şey. Mükemmelliyetçi ebeveyn burası. Bakın baştan şöyle düşünelim. Özellikle aşırı koruyucu ebeveynler büyük arızaya çıkarır. Girişimcilikte otoriter ebeveynler daha büyük bir arıza çıkarır. Ve başarıya karşı aşağılık döneminde de mükemmelliyetçi ebeveynler en büyük arızayı çıkarır. Ve ilk dönemi ben size soracağım. Sizce temel güvene karşı güvensizlik döneminde hangi ebeveyn tutumu en büyük arızayı çıkarır? Yapabilirsiniz. Peki ben yazıyorum çocuğunu sevmeyen, dışlayan, bu çocuk bana ayak bağı oldu deyip sevgisini göstermeyen, onu cami avlusuna bırakan ebeveyn neydi? İhmalkar değil miydi? Bu çocuk nereden oldu? O zaman böyle ihmalkar bir tutum, çocuğunu sevmiyor, bağlanma kurmuyor, bağlanma davranışı yok, çocuğu beslemiyor. Böyle bir tutum da ihmalkar tutum da çocuğu ayak bağı olarak gören tutum. Bencil ebeveynler ne diyorlar hep sürekli televizyonda görüyorsunuz? Seni annen baban sevmedi, sen ileride kendini sevmezsin, kimseye güvenmezsin, annen babana güvenememişsin. O yüzden bu dönemdeki ihmalkar tutum da ileride insanların güvenli ilişki kurmasının önündeki en büyük arızayı çıkarır. O zaman ilk dönemde ihmalkar tutum sorun, ikinci dönemde aşırı koruyucu, üçüncü dönemde otoriter ve dördüncü dönemde de mükemmelliyetçiler en büyük arızayı çıkarır diye yorum da yaptırabilir sorusunda. Evet arkadaşlar diğer döneme geçeceğiz. Yalnız zamanımız azaldı. Bir ara verelim. Ara verelim. 40 geçe kimlik kazanmaya karşı rol karmaşasından devam edeceğiz. Çıkış yapmıyorsunuz. Sadece sesinizi kapatın, ekranı vesaire kapatın yeter. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi uzun bir döneme geldik. Orada araya çıktık zaten. Üç dönemi daha anlattım size Erikson'la ilgili. Şimdi uzun bir dönem burası. Kimlik türleri falan var. Buralar çok çok daha soru gelme ihtimali olan yerler. Şöyle yapalım. Burası Erikson'un kimlik dönemiyken Freud'un buraya
verdiği ismi hatırlıyorsunuz. Genital dönem diyordu. Ve Freud genital dönemde kişiliği sonlandırmıştı. 18 yaşından sonra hiçbir dönem yoktu. Şimdi burası Freud'un sadece işte karşı cinse ilgi tekrar başladı, hormonların etkisiyle falan dediği dönemdi. Fakat Erikson buraya çok başka bakıyor. Şimdi Erikson diyor ki bu dönem çocukların artık çocukluktan çıkıp kimlik kazanıp yetişkinliğe geçmeleri gereken dönem. 18 yaşından sonra birisi yetişkin olacak. Şimdi çocukluktan çıkıp yetişkinliğe geçmen için de senin bir kimlik sahibi olman lazım. Yani bu dönem kimlik kazanma dönemi diye geçiyor. Bunu size anlattım hatırlarsanız gelişim görevlerinde tekrar dedim. Şimdi kimlik neydi? Kimlik bir kişinin kendine bir soru sormasıydı. Ben kimim diye bir soru soracak. Hatta şöyle yanıtlar veriyordu işte ben öğretmenim diyordu, ben şu partiye üyeyim diyordu, ben bir babayım falan diyordu ya. Kimliğin mesleki, siyasi, sosyal birçok özelliği vardı. İşte öğretmenim deyince mesleki kimliği, babayım deyince sosyal kimliği, İşte şu partiye üyeyim deyince siyasi kimliğin gibi. Bir sürü kimlik türü var ama sınav daha çok mesleki kimlik soruyor. Yani siyasetle ilgili bir soru sormasını beklemiyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Burada kimlik kazanmadan ne kastediyor? Yani ben kimim sorusunu sormasından ne kastediyor? Burası çok önemli. Çünkü bu dönemdeki çocuğun bundan sonraki hayatının büyük bir kısmı ya işiyle ya da eşiyle geçecek. Yani iki tane seçim çok önemli bu kuramda. İş ve eş. Şimdi işi burada seçiyor temelde aslında. Mutlaka mesleğini, dikkat edin buraya, mutlaka bu dönemdeki mesleğini araştırma yaparak seçmesi lazım. Araştırma bu dönemin en temel özelliği. Ne demek araştırma? Çocuk bu dönemdeki ergen kendine bakacak. Nasıl bir insan olduğunu kendini tanıma envanterleriyle ortaya çıkaracak. İşte ben nasıl bir insanım mesela? Sabırlı mıyım, garantici miyim, macera perest miyim, heyecanlı mıyım, çocukları sever miyim? Bunlara bakacak. Sonrasında meslek skalasını önüne alacak. İşte bir sürü meslekler var önünde falan, bölümler var. Hangi işi yaparsam işime giderken hobi olarak görüp keyifle giderim. Ayaklarım geri gitmeden giderim bakacak. Yani severek yaptığı işi seçmeli. Zaten arkadaşlar her insan severek yaptığı, hobi olarak edindiği işi yapsa hayatta sorun kalmayacak. Ama sevmediğin bir işi yapınca işi yaparken de aksatıyorsun veya gerekli özeni göstermiyorsun. Ama severek yaptığın bir işi, çok sevdiğin bir işi yaparsan mutlu olsan o işi yaparken karşı tarafı da hizmeti de mutlu şekilde verir. O yüzden bu seçim karambole bırakılamaz. Şimdi burada mesela ben araştırma yaptım. Dedim ki ya ben pilot olmak istiyorum. Seviyorum uçmayı. Farklı yerlerde keşfetmek istiyorum. Dil öğrenmek istiyorum. Pilot olmak istiyorum. Güzel. Burada ebeveyn ne yapacak? Şimdi her dönemde ebeveynin bir görevi var. Burada Erikson diyor ki ebeveyn bu dönemdeki kişinin araştırmasına destek olmalı. Yani ben bir pilot olmak istiyorum dedim ya. Sen bana bir pilot bulacaksın. Ben o pilotla tanışacağım. 7-24 bir pilot nasıl hayatını idame ettirip nasıl yaşarı araştıracağım. Yani senin görevin benim adıma karar almak değil. Ebeveynin görevi benim adıma karar almak değil. Bana araştırma şansı ver. Bırak. Yani imkan yarat bana. Ben Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gitmek istiyorsam rahat bırak ben araştırayım. Sen beni bu konuda baskı altına alma. Şöyle olursa ne olur? Ben pilot olmak istiyorum. Annem avukat. Babam doktor, kız arkadaşım var. Her kafadan bir ses çıkıyor. O zaman ben abonde ne olurum ve rol karmaşasına düşerim. Yani ne seçeceğime karar veremem. Rastgele ve tesadüfi bir şeyler yapabilirim. Ben rol karmaşasına niye düşeyim? Sen benim araştırmama saygı duy, bana imkan su yeter. Benim adıma karar almak senin görevin değil. Ama biliyorsunuz bu dönemde genelde çocuklarına ebeveynler daha küçük bir çocuk gibi davranacak. Sen hayatı ne biliyorsun? Sen sınavına gir, puanını al, tercihini bana bırak modunda davrandıkları için
çocuklar kendi istedikleri, arzu ettiği kimliği seçemezlerse rol karmaşası burada bir sorun teşkil edecek. Şimdi esas olaya geldik. Dikkat edin, şu tablo bizim için çok önemli. Burada Marcia isimli bir kişinin, Erikson'un kimlik dönemine katkı çalışması sunduğunu hayal et ve 4 tane kimlik türünden bahsedir. Başarılı, ipotekli, ertelenmiş ve dağınık diye geçiyor. Şimdi burada şuna dikkat edeceksiniz. 2 tane de kutup var. Araştırma ve bağlanma diye 2 tane kısım var. Bunlar ne anlatıyor? Bunları yapalım. Şimdi dikkat edin tabloya, beraber irdeleyelim. Şimdi burada araştırma dediği şeyi az önce anlattım size. İşte kendine bakacak, nasıl bir insan olduğuna bakacak falan. Bağlanma dediği şey de karar. Yani kafada karar verilmiş mi? Ben şunu olacağım kararını kastediyor. Burada özellikle şu başarılı ve ertelenmiş kimliği, moratorium. Onların ikisinde de bakın araştırma kutuplarında artı işaretleri var. Bu iki kimlik olumlu kimlikler. Yani bizim istediğimiz, çocuğun bağlanmasını dilediğimiz kimlikler olumlu kimlikler diye geçiyor. Araştırma yapan kimliklere biz olumlu kimlikler diyoruz. Başarılı ve ertelenmiş olumlu. İpotekli ve dağınık kimlik ise araştırma yapmadıkları için, onlarda bakın araştırma yok. Araştırma olayın temelidir. Araştırırsa mutlu olur çünkü. Araştırma yapmayanlara istenmedik kimlik. Araştırma yapanlara istendik olumlu kimlikler. Şimdi burada tartışalım. Mesela başarılı kimlik sahibi çocuk nasıl olur? Şimdi başarılı kimlik sahibi bir çocuk araştırma yapar. Orada en fazla başarılı kimlik sahibi kişiler genellikle Türkiye'de, yani Güzel Sanatlar Fakültesi'nde falan çok çıkıyor. Yani adam severek yaptığı, hobi olarak gördüğü işi, durumu meslek olarak getiriyor. Şimdi mesela ben araştırdım. Dedim ki kardeşim ben resim çizmekten hoşlanıyorum. Güzel sanatlara gideceğim. Kafada kurdum planımı, kararımı da verdim. Ben güzel sanatlara gideceğim. Bu durumda ebeveynlerin seninle aynı fikirde olma ihtimalleri zayıf. Yani demokratik ebeveynlerin dışında olanlar genelde Güzel Sanatlar Fakültesi nereden çıkıyor? Oradan mezun olanlar ne iş yapıyor ki? Diye senin kararına saygı duymaktansa senin kararına baskı ve istediğini dayatma şeklinde yaklaşıyor. Çatışma çıkıyor aramızda. Yani güzel sanatları isteyen, sporcu olmak isteyen bir çocuk veya kavga çıkıyor evde. Fakat bu kavgadan çocuk galip çıkıyor. Yani çocuk ailesinin bu isteğine boyun eğmiyor ve diyor ki siz ne derseniz deyin ben güzel sanatlara gideceğim. Ve çocuk Güzel Sanatlar Fakültesindeki kararından geri vites yapmazsa, o zaman bu çocuk hangi kimliğe bağlandı diye sorarsa başarılı diyebilir. Yani başarılı kimlik sahibi çocuklar %100 olmasa bile aileyle bir çatışma yaşayabiliyor. Yani hepsi yaşıyor demiyorum ama yaşayan çok büyük bir kitle olduğunu düşünüyoruz. Ama çocukta geri vites yok. Ailenin isteğine boyun eğme yok. Sen ne dersen de ben güzel sanatlara gideceğim deyip kararını veriyor. Eğer böyle bir bağlanma yaşadıysan sen başarılı bağlanmasın. Araştıracaksın ama. Öyle puanın yettiği yeri yazmayacaksın. Kendine uyan, severek yaptığın bir mesleğe bakacaksın. Şimdi geldim ikinci kimliğe. Bunun diğer ismini de yazayım size isterseniz. Buna şöyle de diyorlar. Erken bağlanmış kimlik. Erken bağlı. Çocukken ne olacağını ona dayattığımız için böyle diyorlar. Hani şöyle oluyor ya, 6 yaşında bir çocuğa büyüyünce ne olacaksın diye sorunca çocuk daha ağzını açmaya fırsat bulamadan babası diyor ki o doktor olacak diyor. Yani bu çocuğun ne olacağı 6 yaşından beri ona dayatılmış. Şimdi böyle büyüyen bir çocuk düşünün. Sen bizim o ailemizin tek okumuş çocuğusun. Doktor olacaksın. Şimdi bu çocuk büyüyor. Artık ergenliğe geldi. Liseye gidiyor. Arkadaşları araştırma yapıyor. İşte kendini tanımaya çalışıyor. Rehberlik hizmetlerinden yararlanıyorlar. Bu
diyor ki bana gerek yok diyor. Ben niye araştırma yapayım ki diyor. Araştırma yapmıyorum ben diyor. Zaten benim ne olacağım belli diyor. Ben doktor olacağım diyor. Ailem öyle istiyor diyor. Ya erkek arkadaşım, kız arkadaşım öyle istiyor. Birisi ipotek koysun bana yeter. İlla aileye gerek yok. Ama karar vermiş. Karar vermiş. Doktor olacağım diyor. Ama kararı araştırarak değil, başkasının istediği şekilde vermiş. Ben ailemi üzemem. Ben onları kıramam. Onlar bana bunu uygun gördü. Ben de bunu olacağım diyor. Araştırmaya gerek yok diyor. Arkadaşlar böyle bir çocuğun seçtiği meslekte mutlu olma şansı tesadüflere kalır artık. Yani mutlu olma ihtimali çok düşük. Çünkü sen araştırmazsan sevdiğin bir mesleği bulma ihtimalin zayıflar. Şimdi bu çocuk aile içinde münakaşa yaşar mı? Yaşamaz. Çünkü zaten aile diyor ki sen avukat olacaksın. Biz ikimiz avukatız annen baban olarak. Sen de avukat olacaksın diyor. Tamam diyor. Bu çocuk aile içinde kavga gürültüye uğrar. Çünkü kuzu kuzu istinadını yapan bir çocuk bu. İşte genellikle özertliği kazanamayan, kendi başına fikir alamayan çocuklar ipotekli kimliğe doğru yön buluyor ileride. Yani kararlarına ipotek koyduruyor. Kendi fikri olmuyor gibi düşün. O zaman bu çocuk erken bağlanmış kimlik olur veya ipotekli diye de adlandırılabilir. Şimdi geldim ertelenmişe. Buna da şöyle bir isim veriyorlar. Moratoryum diyorlar. Diğer adı böyle geçiyor. Veya askıya alınmış. Unutmayın moratoryum kimlik kötü bir kimlik değil. Başarılı kimlik gibi bir kimlik. Yani olumlu bir kimliktir. Çünkü araştırma yapıyor. Şimdi ertelenmiş kimlik araştırma yapıyor. Araştırma yaptı. Birkaç tane meslek buldu mesela kendini. Atıyorum hem sporcu olabilirim. Sporu seviyorum. Hem de bilgisayarla ilgili bir bölüm de okuyabilirim. Çünkü ben bilgisayarla da uğraşıyorum. Yatkınım o işe. Şimdi yaklaşma çatışması yaşıyor. Projeden hatırlayın. Hem mühendis olmak istiyor. Hem spora da yaptım. Şimdi çocuk diyor ki ben hangisinde olsam daha iyi olur diyor. Ya hangisinde daha mutlu olurum acaba? İkisinde de mutlu olurum ama hangisinde daha mutlu olurum acaba diye düşünüyor. Tam bir karar veremiyor bakın. Bak bağlanma kısmı eksi. Tam bir karar veremiyor. Diyor ki ben diyor kararımı askerliğe gidip geleyim. Bir bedelli askerlik yapayım. 45-50 gün neyse. Gidip geleyim. Sonra vereceğim. 45-50 gün boyunca kararını erteliyor. Yani 45-50 gün boyunca o süreci düşünmüyor. O zaman süreci düşünmediği, kararı ötelediği, ileri bir tarihe bıraktığı o 45-50 gün boyunca hangi kimliğe bağlı kalıyor derse ertelenmiş diyeceksiniz. Yani moratorium, durgun. Ha dönüp gelip karar verirse mesela döndü geldi askerliği bitti. Dedi ki ben karar verdim dedi. Ben dedi sporcu olacağım. O zaman başarılı olur da. Yani ertelenmiş kimlik sahibi çocuklar bir süre sonra başarılı kimliğe dönebiliyorlar. Ama ertelenmiş kimlik de bir ara süreç. Bir ara kimlik gibi değerlendirilirse benim için daha iyi olur. Ara kimlik gibi düşünürseniz soruların çoğunu yaparsınız. Bunun sorusu bir iki defa çıktı. Soru hep şöyle bitiyor. Çocuk kararını bir iki hafta sonraya bırakır. O bir iki hafta boyunca hangi kimliğe bağlı? O bir iki hafta boyunca ertelemiştir kararını. Tam net bir karar kafasında belirmemiştir. O zaman biz buna ertelenmiş, moratorium veya askıya alınmış diye de isimler verebiliriz. Evet, sorusu olan var mı arkadaşlar buraya kadar? Peki yok. Şimdi geldik sınavın en çok sorduğu kimliğe. Şöyle yapayım. Şimdi arkadaşlarım dağınık dediğimiz kimliğin diğer adı kargaşalı kimlik. Şimdi kargaşalı kimliği ben size şöyle bir anlatacağım. Çok dikkat edin bana. Hani bunun soruları zor oluyor bazen yapamayabiliyorsunuz. Şimdi bu dağınık kimlik dediğimiz kimlik türü aslında şöyle bak dikkat edin. Şimdi ben üniversite sınavına girmiş ve elinde belli bir puanı olan bir öğrencimizin tercih listesini yapacağım şimdi. Adamın tercih listesi. Bakın şimdi. Adam listesini kurmuş. Şöyle kuracak. Şimdi bir puanı var ya bu adamın. Aldığı bir puan var. Bu puanına göre tercih yapıyor. Her şeyi yazıyor. Şimdi adam yazmış. Dikkat edin buraya yapalım.
Mesela ne yazmış? Hiç araştırma yapmıyor ama. Diyor ki ben diyor bir işletme yazayım diyor. İşletme bölümü yazmış bir tane. İşletmeyi yazmış. Sonra diyor ki ne yazabilirim başka diyor. Bakayım bir diyor. Almış buraya gitmiş demiş ki ben demiş bir de hukuk fakültesi yazayım atıyorum. Başka ne yazabilirim demiş. Ya ben bir de gidip buraya şey yazayım demiş ya. Fen edebiyat bölümünden bir şey yazayım demiş. Onu da yazmış. Başka ne yazabilirim demiş. Ya ben demiş buraya eğitim de yazayım. Eğitim fakültesi. İktisadi idare bilimler. Yazayım demiş ya. Her şeyi yazmış. Düşünebiliyor musunuz? Bir çocuk bir meslek skalası oluştururken her şeyi oraya boca etmiş. Arkadaşlar bu nasıl bir çocuk? Böyle araştırma mı olur? Sen araştırma yapmamışsın demek ki. Böyle her şeyi bir listeye boca ettiysen sen demek ki kararsızlık yaşıyorsun. Kararın yok, daha bağlanmamışsın. Bakın bir liste, bir tercih listesinin içinde karman çorman bütün edebi fakülteler varsa o liste dağınık. Liste dağınık olduğu için zaten kimliğin adı da dağınık. Bunun diğer adı kargaşalı kimlik diye de geçiyor. Karışık bir liste var çünkü. Eğer her şeyi bir listeye boca ettiysen senin bir araştırman olamaz. Eğer her şeyi bir listeye boca ettiysen senin bir kararın da yok demektir. Dolayısıyla dağınık kimlik sahibi çocuklar ne araştırma yapmıştır ne de net bir karar verebilmiş değiller. Burada lütfen soruya bakarken hep bu gözle bakın. Her şeyin boca edildiği bir liste görürsen. Mesela sınavın bir sorusu şöyleydi. Diyordu ki, üniversite sınavına giren Fatma, tercih vakti geldiğinde ailemden uzak, üniversite hayatı yaşayabileceğim bir ortam olsun da, hangi il olursa olsun, yeter ki ailemin yaşadığı il olmasın diye tercih listesi yaptı. Bunu çoğu çocuk yapıyor maalesef. Arkadaşlar bu nasıl bir tercih ya? Ailenin dışında olsun da neresi olursa olsun. O zaman yaz işletme, iktisat, maden mühendisliği hepsini yazabilirsin. Hepsi ailenin dışında var. O zaman senin bir mesleki kimlik araştırdığını düşünemem ben. Ve senin bir kararın da yok, ne seçeceğini bilmiyorsun. O zaman sen hangi kimliğe bağlısın? Dağınık. Henüz sınav sormadı. En popüler soru bu aslında. Çünkü çok var etrafta. Puanımın yettiği yeri yazayım diyen. Puanının yettiği yeri yaz. Var hocam işletme var, iktisat var, maden mühendisliği var, elektronik var, elektrik yaz hocam. Hepsini yazı da var. Yani puanının yettiği yeri yazayım. Ne demek? Her şeyi boca edersin. Işte. Veya işte Eskişehir'in ortamı güzel. Eskişehir'de bir bölüm olsun da neresi olursa olsun. Veya Boğaziçi Üniversitesi'nin apoletini alayım da Boğaziçi Üniversitesi'nin hangi bölümü olursa olsun gibi tavırlar o listeyi çorba eder. Her şeyi yazabilirsin. O liste çorba ise o dağınıktır. İspatlayalım. Başarılı kimlik böyle bir liste yapmaz. Başarılı kimlik diş hekimi olmak ister. Kararı net. Diş hekimliği ile ilgili bölümleri yazar. Kazanamazsa bir daha sınava girer. Bir daha. Kazanamazsa bir daha sınava girer. Adam ne istediğini biliyor. Öyle puanımın yettiği yeri yazayım, üniversiteyi kapatayım modu yok. İpotekli kimlik de ne istediğini biliyor. Onun isteğini ailesi oluşturmuş. Diyor ki ailem hukuk fakültesi istiyor. Olmadım bir daha gireceksin diyor ailesi. Bir daha giriyorsun ama. Yani onun da listesi böyle çorba değil. O yüzden çorba olan bir liste görürseniz sizden istediğim dağınık kimliği yapın. Veya sürekli karar değiştiren bir çocuk. Bir işte polis olmak istiyor bir gün. Bir gün öğretmen olmak istiyor. Bir gün doktor olmak istiyor. Demek ki o ne istediğini bilmiyor. Eğer böyle sürekli karar ve fikir değişiklikleri görürseniz o da bir dağınık kimlik işareti olabilir. Sorusu olan var mı buraya kadar? Yok. Peki Buket bize soruyu okuyabilir mi? Orada mıyız Buket? Sesi yok galiba. Hüseyin okuyabilir mi soruyu? Buradayım hocam ben. Okuyabilir misin? Burada açtım ben. Savaş lise son sınıfla olmasına rağmen halen ne yapacağını, ne olmak istediğini karar verememiştir. Hocam bir saniye. Ya, görüntü bende çok net değil yalnız. Ekran mı net değil? Ya, yazılar çok net, bazen çok net oluyor, bazen bulanıklaşıyor yazılar.
Herkes böyle mi? Bu muhtemelen internetten kaynaklanıyor benim. Tamam, ben devam edeyim Buket. Savaş lise son sınıfta... Kendine özgü bir dünya görüşüne ve geleceğiyle ilgili bir plana sahip olamadığı gibi bunun için bir şeyler yapmaya da çalışmamaktadır. Savaşın kendi kimliği ve geleceğiyle ilgili henüz bir karar verememesi ve vermek için de bir çaba göstermemesi hangi kimlik statüsünün göstergesidir? Evet, bakın şıklarda sorumsuz var. Böyle bir kimlik yok, uydurmuş. Sorundan kaçan diye bir şık var. Böyle bir kimlik yok, uydurmuş. Kaygısız diye de bir kimlik yok, uydurmuş. Şimdi ipotekli ve dağınık var. İpotekli kimlik başkalarının kararını olduğu gibi benimseyen kişileri anlatıyordu. Burada öyle bir şey anlatmıyor. Burada anlatılan şey diyor ki bu araştırma yapmamış. Ne olursam olayım serbest meslek yaparım tavrında davranmış. Bir karar da yok. O yüzden bu hangi kimliğe bağlı diye sormuş. Cevabımız dağınık kimlik çıktı. Unutmayın, puanımın yettiği yeri yazayım diye ben bir soru bekliyorum. Puanımın yettiği yeri yazayım diyen bir çocuk her şeyi boca etmiştir. Evet, işte burada sorumsuz falan şıklar da var ama sorumsuz diye bir literatür kimliği yok. O onu uydurmuş. Evet, çocuk sorumsuz. Halk ağzı bir ucuda sorumsuz diyoruz ama soru sana Erikson'un mantığına göre kimlik sorusu olmuş. O yüzden bu kelimeleri kullanacaksınız. Yani halk ağzındaki kelimeleri değil, benim size çizdiğim şu tablodaki ifadeleri kullanmamız gerekecek. Evet arkadaşlar, devam edeceğiz. Şimdi bu az önce anlattığımız bu çalışma Marsya'ya aitti. Az önceki tablo Marsya'ya aitti. Dörtlü bir kimlik çalışması. Şimdi Marsya'nın bu çalışmasını Erikson benimsiyor. Yani diyor ki bu çalışma evet güzel bir çalışma falan. Fakat Erikson Marsya'nın bu çalışmasının bazı eksik yanları olduğunu da iddia ediyor. Mesela bazı kimlik türleri Marsya'nın tablosunda yoktu diyor. Şimdi Erikson Marsya'nın bu tablosuna iki tane de ek kimlik getiriyor. Mesela şuraya yazmışım ünlem işareti. Gölgelenmiş kimlik var. Gölgelenmiş kimlik var. Bir de arkadaşlarım ters kimlik diye bir kimlik var. Bu iki kimlik türü, dikkat edin, Marsya'nın değil. Bu iki kimlik türü Erikson'un diye geçer kaynaklarda. Yani Marsya derse bu iki kimliği zaten düşünemezsin artık. O tabloyu düşünürsün. Ama genel geçer bir soru sorarsa hangi kimlik falan derse bunları da düşünmeni isterim. Şimdi gölgelenmiş kimlik, ipotekli kimliğin bir alt kimliği gibi gözükür. Yani bazı kitaplar ayrı bir kimlik gibi değerlendiriyor, bazı kitaplar alt kimliği gibi değerlendiriyor. İpotekli kimliğe benziyor ama bir farkı var. Şimdi bakın, şu örneği baştan yapalım. Başarılıyı bir daha yapıyorum. Şimdi ben Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gitmek istiyordum. Ailem tutturdu, doktor olacağım. Güzel Sanatlar Doktor, Güzel Sanatlar Doktor. Kavga çıktı evde, ben galip geldim ve ailemin isteğine boyun eğmedim. O zaman benim isteğim olduysa ben başarılıyım. Peki bir de şöyle bir olay düşünün. Bakın gölgeliğe geldim şimdi. Ben güzel sanatlara gitmek istiyorum, ailem doktor olmamı istiyor. Güzel sanatlar doktor, güzel sanatlar doktor. Şimdi kavga çıktı evde, hatta babaannem, dedem falan da geldi. İşte sana hakkımızı helal etmeyiz, doktor olacaksın falan gibi böyle tuhaf şeyler söylüyorlar. Baskı yedim ve ben kendi istediğimi bu baskıdan dolayı yazamadım. Ve bunların istediği, ailenin istediğini zorla ve baskıyla kabul ettim. Yani onların isteği benim istediğimi gölgeledi. Benim istediğim çetinlik kaldı, doktorluğu yazdım. Şimdi ailemin dediği oldu. Böyle başarılı kimlik olmaz. Peki, başarılı kimlik olmaz da ailemin dediği olunca ipotekliğe benzedi bu biraz. Gölgede kimlikte ailenin dediği oluyor gibi gözüküyor. Fakat şöyle bir fark var. İpotekli kimlikte çocuğun zaten bir arzusu olmadığı için evde kavga çıkmıyordu.
Ne istiyorsun anneciğim? Tıp fakültesi. Seni mi kıracağım? Yazıyorum diyordu. İpotekli böyleydi. Fakat gölgeli kimlikte çocuğun da bir arzusu var. Yani ben güzel sanatlara gideceğim, ben sporcu olacağım diyor. Kavga çıkıyor, münakaşa yaşanıyor. O yüzden gölgeli kimlik ve ipotekli kimliğin sorulardaki ayırt edici özelliği, eğer evde kavga çıkıyorsa ve zorla baskıyla çocuğu yönlendiriyorlarsa gölgeli, eğer evde kavga gürültü çıkmıyorsa, çocuk kuzu kuzu istenilen şeyi yapıyorsa daha çok ipotekliği düşünmek lazım. Ama bazı kitaplar dediğiniz gibi gölgeli kimliği zaten ipotekli kimliğin bir türevi gibi düşünüyor. O yüzden yan yana şıklarda vermeyi doğru bulmuyor. Sınav da o mantıkta galiba. Sınav da gölgeliyle ipotekliği hiç aynı soruda yan yana vermedi. Yan yana yoklarsa boş ver. İpotekliği yapın geçin. Ama ikisi yan yana şıklarda olursa 2021 sınavında mesela, o zaman şuna bakacaksınız. Kavga gürültü çıkmadansa ipotekli, evde kavga gürültü kıyamet çıkmış ve baskı ve zorlamayla çocuğu başka bir yere yönlendirmişlerse, o zaman ona gölgelenmiş demek daha doğru olabilir. Tamam mıyız? Sorusu olan sorabilir sıcağı sıcağına. Peki çıktım ve geldim son anlatacağım kimliği. Arkadaşlar ters kimliğimiz var. Ters kimlik adı üzerinde bu ters çocukların, inat çocukların kimliğidir. Ters kimlik sahibi çocuklar, dikkat edin, ailenin, toplumun isteğine, dokusuna yakışmayan ne varsa onu yapma eğiliminde olur. Araştırma yapmazlar. Sırf ailenin canını yakmak için böyle bir eylem içinde olurlar. Mesela imamın çocuğu bu baskıdan, babasının tavrından rahatsız olur ve gidip manken olur diyecek. Ya da imamın çocuğu bu baskıdan rahatsız olup gidip ateist olur. Veya öğretmenin çocuğu babasının bu tavrından rahatsız olup gidip disiplin kurulundan çıkmayan bir yapıya bürünecek diyecek. Veya polisin çocuğu eroinman olacak. Ya da askerin çocuğu asker kaçağı olacak gibi inadına yapılan tutumlardır. Burada şunu yanlış anlamayın. Mesela bir ateist, sosyal kimlik, işte ateist veya dini kimlik ne diyorsanız, başarılı kimlik olabilir bir ateist. Yani araştırsa, baksa, incelese, tartsa olur. Ama sırf inat uğruna, yani sizin dediğinizi yapmayacağım, sizin dediğinize boyun eğmeyeceğim, sizin dediğinizin tam zıttını yapacağım diye araştırmadan inadına yapıyorsa işler değişir. O zaman bu araştırma yapmadan bir şeyi seçiyorsa bu ters kimlik olur. Yani kavga ve gürültünün de bu evde haddi hesabı yok. Yani ters kimlik sahibi insanlar evde en fazla kavga ve gürültü yaşayan çocuklar. Kesinlikle. Burada bazen biz halk arasında konuşuyoruz ya işte çok fazla üzerine gitmeyin ters sefer falan diyoruz. Yani sen çocuğa şunu şunu yap dedikçe çocuk inadına, ki bazı çocuklar inatçı çocuklar, uyuşsal çocuklar böyle çok bu kimliğe meyilli değil ama inatçı, sert mizaçlı çocuklar üzerine gittikçe zıttını yapmaya başlıyor. Aslında zıttını yapmayacaktı. Sen böyle bir tutum takındığın için o da sana cevap veriyor. Yani çocuğu iyi tanımak lazım. Zor mizaçlı çocuklar, zor karakterli çocuklar bu tarz kimliğe evrilebilir ve bunun da sebebini ailesi olarak gösterebilir. Yani dikkatli olmak lazım. Çok fazla çocukta üzerine baskı kurmak bu tarz tepkilere yol açabilir. Ters kimliği hiç sormadı bize eğitim bilimleri de. Bir defa SSS'de çıktı. O da işte muhafazakar bir ailenin çocuğu dedi. İşte küpe takar, kot ceket giyer falan ailesiyle tartışır. Kolay bir soruydu yani aslında. İnadına yaptığını ifade etmiş. Uzun bir soruydu. O zaman biz buna ters kimlik deriz. Araştırsa böyle bir sosyal kimliğe bürünür. İşte bir tık kot giyiyor, küpe takıyor falan. Araştırıp yapsa sıkıntı yok. Ama sen sırf inat uğruna bunu yapıyorsan, ailen sana böyle yaptığı için cevap niteliğinde bunu yapıyorsan işler değişir. O zaman ters kimliği düşünmek gerekir. Evet, kimliklerle ilgili arkadaşlar soru var mı? İpoteklinin diğer adı erken bağlı unutmayın. Moratorium ertelenmiş, dağının diğer adı kargaşalı diye de geçiyor. Sorunuz yoksa son anlatacağım yere geldim. Evet,
Neredeyiz arkadaşlarım? Cinsiyet rollerindeyiz. Son anlatacağım yer. Ergenlik dönemi aynı zamanda yetişkinliğe geçiş aşaması olduğu için bu dönemde cinsiyet rollerini de öğrenmem ve benimsemem lazım. Toplumsal cinsiyet rolleri. Burada dikkatli olun. 4 tane rol var. Yalnız bu roller şey demek değil. Yani biyolojik cinsiyeti anlatmıyor. Kadın, biyolojik olarak kadın falan anlatmıyor. Toplumun rolleri. Mesela bir toplumda kadına ne yakışır? Yani ne yapmak yakışır kadına? Kişilik olarak nasıl davranmak yakışır anlatıyor. Kadınsı rollere sahip insanlar var hayatta. Biyolojik cinsiyet önemli değil. Bir erkek de kadınsı olabilir. Androjen dediğimiz, belirsiz dediğimiz ve erkeksi dediğimiz rollere sahip insanlar var hayatta. Ki böyle insanları anlatınca fark edeceksiniz. Hepiniz tanıyorsunuz etrafınızda. Sizin de bir cinsiyet rolünüz var. Toplumsal cinsiyet rolünüz var. Dördünden birine giriyorsunuz. Hepimiz dördünden birine giriyoruz. Şimdi erkeksi diyebileceğim bir insanda, erkeksi rollere sahiptir diyebileceğim bir insanda, erkeksi rollerin bulunması lazım. İşte erkeksi roller nedir bu arada? İşte sert, katı, otoriter, güçlü, kendine güvenen gibi şeyler. Kadınsı rollerin bulunmaması lazım. İşte kadınsı roller nedir? Duygusal, romantik, nazik, kibar, anlayışlı, anaç, şefkatli gibi şeyler bulunmamalı. Biri var, biri yok. Erkeksi var, kadınsı yoksa erkeksi. Tersi olursa erkeksi rol yok. Kadınsı rol varsa kadınsı rolleri kabul etmiştir o kişi diyeceksiniz. Ve androjenler var. Androjenler bunlar hayatta yeri ve zamanına göre davranmayı daha iyi bilir. Hem erkeksi rolleri yapabiliyor yerine göre hem kadınsı rolleri yapabiliyor. Yani hem erkeksi hem kadınsı rolleri üstlenmiş, yapabiliyor. O zaman bu androjen rollere sahiptir. Bir de belirsizler var. Ne erkeksi roller var ne kadınsı roller var. İkisi de yok. Bunlar daha sakin, sessiz kişiler oluyor. İkisi de yoksa belirsiz diye adlandırılır. Şimdi örnek vermeye çalışmışım burada. Bakın. Mesela erkeksi bir kişi anlatıyorum. Böyle bir kişi mutlaka tanıyorsunuzdur. Genellikle biyolojik cinsiyeti erkek oluyor ama kadın da burada olabilir. Böyle kadınlar da olabilir. Şimdi şöyle bir insan tanıyorum ben mesela. Mutlaka siz de tanıyorsunuzdur. Sert, otoriter ve güçlü bir yapısı var. Sert, otoriter ve güçlü bir yapısı var. Öyle görünüyor. O zaman şöyle düşünelim. Sert, otoriter ve güçlü olmak kime daha çok yakışır? Erkeğe. Bunda erkeksi roller var. Tamam, bu cepte. Devam ediyorum. Ve bu tanıdığınız kişi aynı zamanda duygusal ve romantik de değil. Bak, duygusal ve romantik değil. Güler yüzlü değil, nazik değil, duygusal değil. Romantik bir ilişki hiç yaşamamış. Hoşlanmıyor bundan. O zaman kadınsı bir özellik duygusal ve romantik olmak. Bu da yok. Değil diyor, yok diyor. O zaman sertlik, güçlü olmak, otoriter olmak var. Duygusal ve romantik yok. Biri var, biri yok. O zaman bu kişi hangi rollere girer diye sorarsa bu kişi androjen değil, kadınsı değil, erkeksi demeniz. Peki şöyle bir insan tanıyorsanız, mesela sert, baskıcı ve otoriter değil. Yani baskıcı değil, sert değil, otoriter değil. Öyle bir yapısı yok. Ama oldukça etrafındaki insanlara karşı oldukça duygusal ve şefkatli bir yapısı var. Şefkatli, anlayışlı, anaç, nazik. Sert değil ama otoriter değil. O zaman sert ve otoriter olmak erkeğe yakışır, onda yok. Duygusal ve şefkatli olmak kadına yakışır, onda var. Biri yok, biri var. O zaman bu kişi kadınsı rollere bürünmüştür demeli lazım. Ve geldim androjenlere. Bak bu şöyle. Mesela bir kişi tanıyorum ben. İşine gittiğinde işinde otoriter ve kuralcı bir yapısı var. Otoriteyi sağlamış, kuralları koymuş. Eve geldiğinde de eşi ve çocuklarına karşı nazik ve anlayışlı. Şimdi hem otoriter baskı kurabilmiş, işlerinde disiplini sağlamış. Evde de nazik ve anlayışlı bir yapısı var. İkisi de var. Duruma göre ikisini de sağlamış. O zaman bu kişi hangi rollere girer diye sorarsa bu net androjendir. Şimdi androjen kişiler özellikle tek başına çocuk büyüten annelerde babalarda oluyor. Şimdi tek başına çocuk büyütünce
daha çok hem anlayışlı, kibar olman lazım, hem de işte eve bakman, güçlü olman vesaire, otorite kurman iş yerinde vesaire neyse, yapman gerekiyor ikisini de. Dolayısıyla genelde tek başına çocuk büyüten kişilerin androjene evrildiğini düşünüyoruz. Mecburen belki de evrildiğini düşünüyoruz. İkisi de varsa androjen. Peki bir de şöyle insanlar var. Bak böyle insan da çok var. Kuralcı ve otoriter değil. Baskıcı değil, sert değil. Erkeksi yok. Ama aynı zamanda bu kişi duygusal ve güler yüzü falan da değil. Daha sessiz, sakin. Geliyor dershaneye, gidiyor, geliyor, gidiyor. Kendini hiç belli etmiyor. Yani anlamıyorsun, duygusal değil. Güler yüzlü değil. Sert değil, kaba değil, otoriter de değil. İkisi de yok. İkisi de yok. O zaman ikisi de yoksa buna biz ayrımlaşmamış ya da belirsiz dememiz lazım. Bu da belirsiz rollere giriyor diye adlandırırım. KPSS bunu bir defa sordu arkadaşlar. Orada da belirsizi sordu. Dedi ki bir kız için anlatıyor. Kendini güçlü hissetmeyen, sert ve baskıcı bir yapısı olmayan bir kız. Sert değil, baskıcı değil diyor. Bu yok. Ve hiçbir erkekte duygusal ve romantik bir ilişki yaşamak da istemiyor. Duygusal ve romantik de değil. Bak ikisi de var değil, ikisi de yok diyor. İkisi de yoksa bu kişi hangi rollere girer diye sordu. 2010 yılında çıktı bu soru. Uzun bir soru. Ben bu kelimeleri cımbızla çıkarttım sorudan. Cevabımız belirsiz diye karşımıza geldi. Yani siz böyle bir soru görürseniz önce kadınsı ve erkeksi özelliklerin tiyolarına bakın. İşte duygusal kadına yakışır. Orada geçiyor mu? Geçiyor. İşte sert, baskıcı, güçlü görünmek, kendine güvenmek, erkeğe onları bulun. Sonra var mı yok mu diye artı eksileri koyarak kararınızı verebilir. Evet, sorusu olan var mı arkadaşlar bununla ilgili de? Peki, güzel. Konuyu bayağı ilerlettik, vaktimiz bitmek üzere. Burayı bitiremeyeceğiz gibi. Haftaya arkadaşlar Erikson'un 3 dönemi kaldı. Yakın ilişki, üretkenlik ve yaşlılık dönemi var. Haftaya bunları anlatacağım. Sonraki hafta da artık süreç devam ettiği takdirde Piaget, bilişsel gelişim, bu şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz. Ama haftaya Erikson kesinlikle bitecek. Şu anda ben size test gönderemeyeceğim bitmediyse ama Erikson %90 bitti. Derseniz siz yavaş yavaş yaprak testlerin %90'ını çözebilecek durumdasınız. Size dağıttığımız yaprak testlerdeki o kişilik gelişimi testleri var ya, hepsini kapsayan Freud, Erikson falan. Onları çözün. Şu son 3 dönemle ilgili soru gelirse onları bırakın, haftaya da onları çözer. Sorunuz var mıdır? Takıldığınız bir yer. Peki. Görüşürüz tekrar haftaya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hocam affedersiniz. Tabii. Konu hani dersle alakalı değil ama bundan sonra dersimizi bu saatte mi yapacağız ve bugün de, yoksa perşembeden devam ettiği zaman olacak? Yok, mı? Bugünden devam edeceğiz. Hafta sonundan devam edeceğiz. Zaten ÖABT'ler devreye girecek. ÖABT'ler de başlayacak. Günleriniz artacak. Belki bir akşamınız daha olacak alanda. Hı. Mesela şu anda perşembe akşamında ders var ama alan dersi var diye biliyorum. İşte diğer alan dersleri de başlayacağı için zaten gündemimiz ister istemez daha da artış gösterir. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Var mı başka sorunuz? Peki hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.